Teşekkürler. Şimdi milli takımlar teknik direktörü Stefan Kuntz bizlerle birlikte, sevgili Türker Bey ile birlikte. Tebrik ediyoruz. Playoff'tayız. Nefes aldık. Mutluyuz. Congratulations. Bir değerlendirme alalım maçın. We are in the playoffs. We took the... So we said before this last two matches that we need to make 6 points if the door is open by someone. Maçlarımız öncesinde her iki maçta da 6 puan almalıyız dedik. Eğer rakiplerimizden biri bir ikramda bulunur, kapıyı açarsa biz de o kapıdan geçmeliyiz dedik. Bu dediğimizi başardık. Playoff'lara kaldık. Şu anda mutlu olmalıyız. Çocuklarımız, takım gerçekten çok iyi mücadele etti. Onlar çok mutlu. Türkiye'deki Türk halkı mutlu. Artık Mart ayında oynayacağımız o büyük, harika maçlara hazırlanacağız. Rakipler... Birbirinden güçlü rakipler var tabii. Kim olursa fark etmez diyeceğini tahmin ediyorum ama zorlu da bir süreç ve bir rakip topluluğu var. That we will wait to draw and of course if you want to come to the World Cup. Tabii öncelikle bir kurrayı görelim. Ama şu da var. Dünya Kupası'nda oradaki bahsedilen güçlü takımlar kadar güçlü ekipler gelecek. Bu yüzden önce onları saf dışı bırakmak lazım diye düşünüyorum. Biz en iyi mücadeleyi vereceğiz tabii, evet, ki o maçlarda da. Gerek Abdülkadir, gerek sevgili Hakan, sevgili Abdülkadir hoca için, Kuntz için çok güzel düşünceler, ilgi, alaka ve aralarındaki diyaloğu anlattı. Maç biter bitmez de Hakan'la şöyle bir baş başa geldi. Neler söyleyecek bu iki değerli oyuncusu için özellikle? Want to make only two players a compliment is for my complete staff. Aslında ben sadece iki oyuncumla ilgili yorum yapmak istemem. Çünkü başka oyuncularım da vardı bahsedilmeye değer. Şöyle ki Taylan'ı oyuna alabilmeyi isterdim oyun akışı itibariyle. Çünkü çok iyi çalışmıştı antrenmanlarda. Mert için üzgünüm. Eğer sarı kart cezalısı olmasaydı şüphe götürmez biçimde bugün sahada olacaktı kafamızdaki plana göre. Bunlardan bahsetmek daha önemli. Takım ruhu büyüyor, gelişiyor dedik. Buna ihtiyacımız var dedik. Bu maçlarda ilk kez sahaya sürdüğümüz, ilk kez milli olan oyuncularımız vardı. İlk kez ilk 11'de oynayan oyuncularımız vardı. Bunlar gelecek için umut veren şeyler. Hakan'la ilgili bahsettiğiniz konuya gelirsek, ona sahada sadece şunu söyledim. Seninle gurur duyuyorum. Çok iyi bir iş çıkardın. Sahada çok iyi liderlik yaptın bu akşam dedim. Peki. Son olarak stüdyomuz tebrik ediyor zaten. Yorumcularımız, sunucumuz. Aynı kıyafet sağ kenarında bir uğur mu? Cevap vermek isterse tabii. Yes, I think a little bit. Evet, biraz öyle. Biraz öyle. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Playoff'ta görüşmek üzere. Başarılar diliyoruz. Okay. Wish you the best in the thank playoffs. Thank you.